Merhaba. 2 yılı aşkın bir süredir sizlere sesli kitap okumaktayım. Bugüne kadar birçok kitap seslendirdim. Çoğu bitti, azı yarım kaldı. Bunun sebebi okuduğum kitapların haklı olarak telif haklarından dolayı YouTube tarafından yayından kaldırılması nedeniyle uzun zamandır bu kanalı olan motivasyonum oldukça düştü. Zaman içinde kendimle ilgili şunu fark ettim ki hazır olan bir eser okumak dışında kendim içerik üretmek ve bunu sizlerle paylaşmak istediğim. Bunun için de merak ettiğim konularla ilgili araştırma yapmak, podcastler hazırlamak ve sizlerle paylaşmaya karar verdim. Podcastlerin sınırlı bir konusu olmayacak. İlgimi çeken sizin tarafınızdan araştırmam istediğiniz her şey podcastlerime konu olabilecek. İlk podcast konum ise Machiavellizm ile ilgili olacak. Bakalım hazırladığım içerik sizlerin dikkatini çekecek mi ve bu yeni içerik tarzım sizlerin hoşuna gidecek mi? Lütfen benden yorumlarınızı sakınmayın. Haydi başlayalım. Makyavelizm kelimesi Türkçede makyavelcilik anlamına gelmektedir. Makyavelizme Wikipedia'da baktığımızda karşımıza iki anlam çıkmaktadır. Birinci anlamı olan makyavelizm siyasi bir kavram olarak Nikol Machiavelli'nin varsayılan politik felsefesidir. İkinci makkevelizm kavramı ise psikoloji alanında soğuk ve manipülatif davranışlar üzerine odaklanmış psikolojik bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Makyavelizm İtalyan düşünür ve politikacı Niccolò Machiavelli'nin düşünceleri üzerine kurulu bir yaklaşımdır. Makkevelizmin kökleri 1469-1527 yılları arasında yaşamış Niccolò Machiavelli'nin 1513'te kaleme aldığı The Prince kitabına dayanmaktadır bu bağlamda ele alındığında makyavelizm, açık gözlülüğü ve riyakarlığı bünyesinde barındıran bir yaklaşımdır. Nikol Machiavelli, devleti yöneten prensin duygularına kapılmadan ve acıma duygularını bir kenara bırakarak devleti yönetmesi gerektiğini belirtmiştir. Gerektiğinde bir insanın devlet tarafından öldürülmesinin, çok daha fazla insanın yaşamasını sağlayacağını belirterek prense öğütler vermektedir. Temelinde bu görüşlere paralel olarak başka bir bakış açısı da amacı ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu savıdır. Nikol Machiavelli, siyasette dürüst ve iyi görünmeyi isteyebilecek olmamıza rağmen bunun pek de iyi bir fikir olmadığını ileri sürmektedir. Machiavelli'ye göre bazı durumlarda yalan söylemek, verilen sözlerin tutulmaması ve hatta düşmanların öldürülmesi tercih edilmelidir bunu da şöyle açıklamaktadır. Bir prensin verdiği sözleri tutmak için endişelenmesine gerek yoktur. Etkili bir prens nasıl iyi olunmayacağını öğrenmelidir. En önemlisi iktidarda kalabilmektir ve bunu yapabilmek için hemen hemen her yol mübahtır. Aslında Orta Çağ karanlığına doğmuş birçok filozof gibi Machiavelli'nin de yaşadığı dönem ve ülke karışıklıklar içindedir. Bu yüzden az önce de bahsettiğim gibi Machiavelli'nin görüşlerinde değişmeler olmuş ve bazı düşünceleri yanlış anlaşılmıştır. Günümüze kadar gelen Machiavellizm adlı akım da politikada amacı ulaşmak için her yol mübah anlayışı ile şekillenmiştir. Halbuki Machiavelli'nin asıl düşüncesi tam olarak bu değildir. Machiavelli Floransa Cumhuriyeti'nin önemli devlet adamlarından olmuştur. Savunduğu yönetim biçimi de cumhuriyetken Medici ailesinin cumhuriyeti yıkarak ülkeyi monarşik düzene sokması üzerine Machiavelli de devletin karışıklığı nedeniyle mutlak monarşinin daha faydalı olabileceğini düşünmüştür. Ancak bu dönemde Medici ailesine karşı düzenlenen bir komploda adı geçtiği için 3 ay hapis cezası almış ve işkence görmüştür. Ardından serbest bırakılmıştır. Ancak işsiz kalmıştır. Bunun üzerine Floransa'ya birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Santa Andrea kasabasında bir çiftliğe yerleşmiştir. Çiftlik hayatı yaşarken Medici ailesine hitaben dilimize prens veya hükümdar olarak çevrilen eserini yazmıştır. Bu eserini yazar 6 yılda tamamlamış ve yazar bu eserde bir prensliğin nasıl kurulacağı, nasıl yönetileceği ve nasıl yitirileceğini tarihsel ve deneyimsel yollarla anlatmıştır. Machiavelli, Prens'te güce dayanan ulusal devlet idealini ortaya koymuş ve devletin, hükümdarın ve egemenin gücünü bir ulusa dayanmaktan alması gerektiğini öne sürmüştür. Machiavelli, siyasal düşünüşün layıkleştirilmesi ve bilimselleştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Ancak her ne kadar kiliseye karşı olan Machiavelli, layıklığı savunmuş biri olsa da hükümdarın gerektiği zaman dini de alet olarak kullanması gerektiğini belirtmiştir. Ne kadar tanıdık bir yaklaşım değil mi? Machiavelli, İtalyan birliğini kurmaya aday yöneticinin dindar olsun ya da olmasın son derece dindar görünmesini isterdi. Kendine dünya olaylarını kader ile açıklayan dini görüşten tümüyle soyutlamıştır. Machiavelli, insan doğasını kötü ve bencil olarak tanımlardı. Bu anlayışa göre devlet gücünü kiliseden almamalıdır. Kiliseye bağlı olmaktan kurtulmalıdır. Machiavelli, eski çağ krallık ve cumhuriyetlerinin görkemli örneklerini överek, eski çağın yasa koyucularının erdem ve bilgeliklerinden söz etmiştir. Machiavelli'ye göre bir devlet kurmak, kurulmuş bir devleti korumak, bir krallığı yönetmek, bir ordu toplamak, bir savaşı yürütmek ya da adalet dağıtmak için eski çağın bilge ve erdemli yöneticilerini örnek almak gerekmektedir. Eserinde Önce hükümdarlık türlerinden bahsetmiştir Machiavelli. Kimini övmüş, kimini yermiştir. Daha sonrasında ise askerlikten bahsetmiştir. Paralı askerlerin ne kadar güvenilmez olduğunu, bir devleti korumak için gönüllü askerlere ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Ve sonra da prenslerde olması gereken bazı özelliklerden bahsetmiştir. Machiavelli'ye göre devletin başındaki hükümdarın tek amacı devleti yaşatmak ve devletin gücünü artırmak olmalıdır. Bu uğurda her şey yapılabilir ve kullanılacak her araç meşrudur. Günümüzde Machiavellizmin anlaşıldığı şekle bu düşünceden gelmiştir. Ancak Machiavelli düşüncesini belirtirken şahsi çıkarları değil, devleti gözetmek gerektiğini söylemiştir. Çünkü ona göre önemli olan devletin kendisidir. Hükümdar sadece yaşamı ve devletin varlığını sürdürmeyi amaçlamalıdır. Bunu sağlamak için başvuracağı araçlar her zaman doğru ve övgüye değer olacaktır. Machiavelli felsefesine göre sevilen bir lider ziyade korkulan bir lider olmanın daha iyi olduğunu, ideal olanı ise hem korkulan hem de sevilen bir lider olunması gerektiği ancak bunu başarmanın oldukça güç olduğunu vurgulamaktadır. Machiavelli, eserinde bazı kavramları da yanlış anlaşılmayı müsait bir biçimde kullanmıştır. Ona göre bir hükümdar cömert değil cimri olmalıdır örneğin. İlk bakışta bu düşünce bize yanlış gelebilmektedir. Ancak yazar cömertliğin müsrifliğe dönüştüğü zamandan bahsetmiştir. Demiştir ki, hükümdar insanların arasında adının cömerte çıkmasını istiyorsa şatafat ve gösterişten uzak kalamaz. Böyle yapan hükümdar da tüm varlığını bu tür etkinliklerde yiyip bitirir. Sonunda adının cömert olarak kalmasını istiyorsa sınırsız bir biçimde vergi alır ve başka zorlamalar getirerek halkını cendereye sokar. Kısacası para sağlamak için yapamayacağı şey yoktur. Bu da uyruğunun gözünde nefret uyandıracaktır. Cimriliği ise şu şekilde açıklamıştır Machiavelli bir hükümdar uyruğunu soyup soğana çevirme diye ülkesini savunabildiği, açgözlülük etmediği için cimri diye tanınıyorsa kendini hor görmemeli. Çünkü bu niteliği bir hükümdarı ayakta tutan kusurlardan biridir. İşte ona göre adını cömerte çıkacak diye nefret uyandıran bir açgözlü olmaktansa nefret uyandırmayan bir cimriye çıkması daha akılcıdır ve ilerleyen bölümlerde hükümdarın sevilen mi yoksa korkulan birim olması gerektiğini sorgulamıştır. Aslında ikisinin birlikte olmasını düşlemiştir Machiavelli. Ama dengeyi kurmak zor olacağından sevilen biri olmaktansa korkulan biri olmasını yeğlemiştir. Çünkü ona göre insanlar nankör, değişken, içten pazarlıklı, riyakar, korkak ve çıkarcıdırlar. İyilik yaptığın sürece yanından ayrılmazlar. Gereksiz yere canlarını, kanlarını hatta evlatlarını bağışlarlar. Ancak gerçekten gerektiği zaman arkalarına dönüp giderler. Korkulan bir hükümdardan çok sevilen bir hükümdara daha kolay zarar verirler. Çünkü sevgi bir zorunluluk bağıdır ve insanlar doğaları gereği çıkarları söz konusu olduğunda o bağı rahatlıkla koparıp atarlar. Oysa korku bağı insanın hiç aklından çıkaramadığı ceza ve cezalandırılma kaygısıyla örülmüştür. Bu yüzden hükümdar korkulan biri olmayı tercih etmelidir. Bir hükümdarın iki yolu vardır yazara göre. Biri yasalara uymak, diğeri ise zora başvurmaktır. İlki insanlara, ikincisi hayvanlara özgüdür. Ne yazık ki birincisi çoğu zaman yetmediğinden diğerine başvurmak gerekmektedir. Yani hükümdar yarı insan yarı hayvan olmalıdır. Hayvan kimliğine bürünen hükümdar ise aslan ve tilkiyi seçmelidir. Çünkü aslan tuzaklardan, tilki de kurtlardan korunamaz. Bu nedenle tuzaklardan korunmak için tilki kadar kurnaz, kurtlardan korunmak için aslan kadar güçlü olmalıdır. Hegel'e göre Machiavelli'nin gayesi yani İtalya'nın bir devlet mertebesine çıkarılması bu yazarın eserinde tiranlığın haklı gösterilmesinden ve muhteris bir despot için imal edilmiş altın yıldızlı bir aynadan başka bir şey görmeyen bütün görme özürlülerce anlaşılmadan kalmıştır. Hegel onun yönetimini şöyle özetler. Kangren olmuş uzuvlar lavanta suyu ile iyileştirilemez. İtalyan komünist filozof Antonio Gramsci ise onu erken gelmiş Jacoben olarak tanımlar. Machiavelli çiftlik hayatı yaşadığı sıralarda Floransa'nın yönetimine Kardinal Giulio de Medici geçer. Machiavelli, Kardinal'le ve Medici ailesiyle ilişkilerini güçlendirir ve onların himayesine girer. Bu sayede 1521'de Savaş Sanatı adlı kitabını yayımlama imkanı bulur. Giulio de Medici, Machiavelli'ye sadece himayesini almakla kalmaz, ona anayasa taslağı hazırlama ve Floransa tarihini yazma görevi verir. Kardinal Giulio de' Medici 1524'te papa seçilir ve 7. Clemens ismini alır. Yeni papanın tutarsız dış politikası sebebiyle Kutsal Roma İmparatoru Şarlken 1527 Mayıs'ında Floransa'ya savaş açar ve şehri işgal eder. Böylelikle Floransa'daki Medici iktidarı bir kez daha sona erer. Medici'lerin yıkılmasının ardından burjuvalar yeni bir demokratik rejim kurar. Yeni yöneticiler Medici'lere yakın olan kimseye güvenmez ve hepsini devlet kurumlarından uzaklaştırır. Böylece diğer insanlarla beraber Machiavelli de işsiz kalır. Kendisine güvenilmediği için hayal kırıklığına uğrayan Machiavelli hızla hastalanır ve 22 Haziran 1527'de hayata gözlerini yumar. Machiavelli tam olarak ne demiştir, ne düşünmüştür bilinmez. Herkes kendine göre bir pay çıkarabilir yazardan gelin bu konuda kendimiz bir pay çıkarmak için yazarın Prens adlı kitabından beraber bir okuma yapalım. İnsanları yönetmiş, yöneten tüm devletler, tüm hükümdarlıklar ya cumhuriyet ya prensliktir ya da öyle olmuşlardır. Prensliklerin kimi soydan gelmedir. Beyin soyu uzun süredir iktidarı elinde tutuyordur. Kimi yenidir yeniler de ya bütünüyle yenidir, Francesco, Sorza'nın elindeki Milano'nun durumunda olduğu gibi ya da prensin soydan gelme devletine sonradan katlı üyelerdir. İspanya kralının elindeki Napoli krallığı gibi. Bu şekilde kazanılmış topraklardan kimi öteden beri bir prense boyun eğmeye alışıktır, kimi özgürlüğünü kullanmaya ve insan onları ya başkasının gücüyle ele geçirebilir ya da kendi gücüyle ya talihin bir cilvesi veya kendi becerisi sayesinde. Cumhuriyetleri bir yana bırakacağım. Onları bir başka yerde uzun uzarıyı anlattım. Burada, yukarıda çatılan çerçeve içinde kalarak yalnızca prensipler üzerinde duracağım. Nasıl yönetilebileceklerini ve nasıl elde tutulabileceklerini tartışacağım. Ben dedim ki, soydan gelme prensipleri elde tutmaktaki güçlük, Bunlar prensin ailesine alışık oldukları için yenilerden çok daha azdır. Çünkü atadan kalma düzeni bozmamak, çiğnememek ve bunun dışında beklenmedik durumlar karşısında uygun zamanı kollamak yeter. Öyle ki eğer soydan gelme bir prens ortalama bir ustalığa sahip ise her zaman tahtında tutunacaktır. Meğer ki karşı konulamaz bir güç tarafından devrile ve hatta o zaman bile işkelcinin en ufak bir tökezlemesinde tahtına yeniden sahip olur. Örnek olarak İtalya'daki Fikrara dükünün durumuna eğilelim. 84'te Venediklilerin ve Papa Julius'ın saldırılarına karşı koyabilmiş olması ailesinin iktidarının eskiliğinden başka bir nedenden ötürü değildir. Çünkü doğal bir prensin tebaasına karşı şiddet kullanması için daha az neden ve daha az gereklilik vardır. O yüzden de daha çok sevilse gerektir ve çirkin, kötü alışkanlıklarla nefret çekmedikçe halk doğal olarak kendisine sevgi besler. İktidarın eskiliği ve sürekliliği, iktidarsız dönemlerin anısını ve nedenlerini unutturur. Çünkü her değişiklik bir yenisi için zemin hazırlar. Ama asıl güçlük yeni bir prenslikte kendini gösterir. İlkin prenslik tamamen yeni değil de bir başkasının parçası gibi ise ki bu durumda bütüne karma prenslik denge yeridir, Arada meydana gelen değişiklikler öncelikle tüm yeni prensliklere özgü doğal bir güçlükten doğar. İnsanlar her seferinde daha iyisini bulacaklarını umarak o hevesle efendi değiştirirler. Bu inanış yüzünden andaki efendilerine karşı silah sarılırlar, aldanırlar. Sonradan durumlarının daha kötüye gittiğini görürler. Bir doğal güçlük daha vardır. Çünkü her yeni prens gerek silahlı adamlarıyla gerekse elde edilen her şeyin sürüklediği sayısız kötülüklerle yeni tebaasını baskı altında tutmak zorunda kalır. Öyle ki bir prensliği işgal etmekle karşına aldığın herkesin düşmanı kesildiğin gibi seni çağırmış olanların dostluğunu da süremezsin. Çünkü onları ne umdukları ölçüde ödüllendirebilirsin ne de borçlu olduğun için onlara karşı sert ilaçlar kullanabilirsin elinin altında bulunan ordu nice güçlü olursa olsun bir ülkeye girmek için ora halkının yakınlığına gerek vardır. İşte bundan ötürüdür ki kral 12. Louis Milano'yu tez ele geçirdi ve tez yitirdi. İlkinde tek başına Ludovico'nun güçleri bile kenti geri almaya yetti. Çünkü kapıları ardına dek Fransızları açan halk beslediği umutlarda düş kırıklığına uğrayınca yeni prensin verdiği sıkıntıları çekemez olmuştu pek gerçek bir şey varsa o da baş kaldıran ülkelerin ikinci bir kez ele geçirilince artık kolay kolay yitirilme işidir. Çünkü isyanı fırsat bilen bey iktidarını sağlama bağlamak üzere suçluları cezalandırmakta, şüpheli kişileri gözaltına almakta ve zayıf yanlarını belirgitmekte kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Dolayısıyla Milano'yu Fransa'nın elinden geri almakta ilk sefer bir dük Ludovico'nun sınır boyunda bir patırtı kopartması yettiyse ikinci seferde Fransa'ya karşı herkesin birleşmesi, Fransız ordularını yenmesi ve İtalya'dan dışarı atması gerekti. Ve bu da yukarıda belirttiği nedenlerden ötürüdür. Yine de Fransa hem ilk seferde hem ikincisinde Milano'yu elinden kaçırdı. Birincisinin genel nedenleri üzerinde konuştuk. Şimdi bize ikinci seferde de yitirmenin nedenlerine bir prensin ya da onun konumunda herhangi bir başka prensin Fransa'nın yaptığından daha iyisini becererek tutunabilmek için ne gibi çarelere başvurması gerektiğini söylemek kalıyor. İşgal edilerek daha eski bir devlete bağlanan devletler ya aynı topraktan, aynı dindendirler ya da değildirler. Birinci durumda da onları elde tutmak çok kolaydır. Hele özgür yaşamaya alışık değillerse ve onlara güvenilir bir şekilde sahip olmak için daha önce Başta bulunan prensin soyunu kurtarmak yeter. Eğer eski koşulları sürdürürlerse, büyük gelenek farkları yoksa halk sakin sakin yaşar. Uzun yıllardır Fransa'nın olan Burgonya, Bretonya, Gaskonya ve Normandiya'ya da böyle oldu. Üç dilde bazı farklılıklara rağmen görenekleri birbirine benzer ve kolayca birbirlerine uyum sağlayabilirler. Onlara sahip olmayı sürdürmek istiyorsa bu toprakları ele geçiren kişi, İki şey dikkat etmelidir. Eski prenslerinin soyunu kurutmak, yasalarına ve vergilerine ise hiç dokunmamak. O zaman bu yeni topraklar çok geçmeden eskilerle kaynaşıp tek bir vücut haline gelirler. Ama dile, görenekleri ve kurumları farklı bir toprağa kazanmak başka bir şeydir. İşte burada talihin desteğine ve büyük bir ustalığa ihtiyaç vardır. En iyi, en sağlam çarelerden biri Fatih'in gidip bizzat oraya yerleşmesidir böylece sahip olduğu toprak daha güvenilir ve daha kalıcı olur. Türk de da öyle yaptı. Eğer yerleşmeseydi orada tutunmak için alacağı tüm öteki önlemler boşa giderdi. Yerinde kırışıklıkları daha uç verirken görür, anında müdahale edersin. Ama uzaktan ancak kırışıklık artık bastırılana ayacak kadar büyüdüğünde haberin olur. Ayrıca orası adamların tarafından yağmalanmaz. Taban şikayetlerini doğrudan dile getirebilecekleri bir prens olmasından hoşnutluk duyar. Bu nedenle eğer uslu yaşarlarsa onu sevmek için, başka bir yola saparlarsa ondan korkmak için çok fazla gerekçeleri vardır. Bu devlete saldırmak isteyecek yabancı da daha fazla kararsızlık çeker. Kısacası prens oradayken bir memleketi ele geçirmek çok daha güçtür. Bir başka iyi çare de bir iki yere göçmen göndermektir. Bunlar o ülkede bir kölenin bacaklarındaki prangalar gibi olurlar. Fazla seçenek yoktur. Ya kalabalık bir askeri garnizon ya da göçmenler. Bu göçmenler için fazla bir yol parası harcayacak, fazla masraf edecek de değilsin. Sadece yeni gelenlere vermek üzere toprak ve evlerini aldıklarını zarara uğratmış olacaksın. Bunlar o memleketin çok küçük bir kesimini temsil ederler. Bundan böyle yoksul düşmüş ve dağılmış olarak artık asla sana zarar veremezler. Darbe yemeyen öteki büyük kitle ise suskun ve hareketsiz kalacaktır. Aynı şekilde yağma edilme korkusuyla hiçbir gaf yapmamaya dikkat edecektir. Sonuç olarak diyorum ki bu göçmenler pahalıya mal olmazlar. Prense daha sadıktırlar ve kurbanları da elleri kolları bağlanmış duruma düşmüşlerdir. Çünkü iki seçenekten biri, insanları ya okşayacaksın ya tepeleyeceksin. Aslında hafif hareketlerin öcünü alabilirler ama ağırlarına güçleri yetmez. O yüzden bir insana yapılacak hareketin derecesi onun öç almasından korkulmayacak kadar olmalıdır. Eğer göçmenler yerine prens, silahlı adamlar yerleştirirse bu ona çok daha pahalıya mal olacaktır. Çünkü onların geçimini sağlamak için ülkenin tüm kaynaklarını harcayacaktır. Öyle ki kazancı kayba dönüşecektir dansı orada burada konaklayarak bütün halka çok daha büyük zarar vermiş olacaktır. Herkes bundan acı çekecek, herkes düşman kesilecektir ve bunlar daha uzun süre zarar verebilecek düşmanlar olacaktır. Çünkü yenilmiş de olsalar kendi yurtlarında kalacaklardır. Her ne şekilde olursa olsun göçmenler nice yararlı olursa bu silahlı bekçiler onca boşuna olacaktır. Dediğim gibi eski topraklarından farklı bir memleketi işgal eden prens kendisinden daha zayıf komşuların başı ve koruyucusu da olmalı, tebasi içinde fazla güçlü olanları bu yoldan zayıflatmak ve gücü kendisininkine denk bir yabancının hiçbir şekilde oraya girmesine meydan vermemelidir. Böyle bir yabancı hem hoşnutsuz, korkak ya da muhteris halk tarafından çağrılır. Geçmişte Etolyalıların Romalıları Yunanistan'a soktukları görüldü ve Romalılar ayak bastıkları her yere o memleketteki kişilerce çağrıldılar. Bu iş şöyle oluyor. Ne zaman güçlü bir yabancı bir memlekete girse en zayıf olanlar ve eskileri kıskananlar derhal onunla birleşiyorlar. O yüzden bu insanları yanına çekmek hiç zor değildir. Zira hemen kendiliklerinden yeni efendiyle işbirliği yaparlar sadece fazla güçlenip ellerine fazla yetki almamalarına dikkat etmek gerekir. Prens kendi gücü ya da daha az güçlerin desteğiyle güçlülere kolayca boyun eğdirebilir. Ülkenin her konuda tek hakimi kalabilir. Bunda hata yapacak olan ise kazandığını çok çabuk yitirecektir. Ve hüküm sürdüğü sürece de bin bir çeşit güçlükle karşılaşacaktır. Ele geçirdikleri memleketlerde Romalılar bu kurallara uydular. Koloniler kurdular, fazla güçlenmelerine meydan vermeden zayıfları tuttular, büyüklere alçattılar, onların yabancı güçlere başvurma umutlarını söndürdüler. Örnek olarak sadece Yunanistan anmak istiyorum. Romalılar orada Akaları ve Etolyalıları desteklediler, Makedonyalıların krallığını güçten düşürdüler. Antiyokus'u kovdular ve Akaları ile Etolyalılar arasında ittifak kurdular diye Roma onlara topraklarını genişletme fırsatı vermedi. Filipin terkinleri asla Roma'nın dostluğuna bedel olmadı ve onu Roma'nın darbelerinden hiçbir şekilde koruyamadı. Antiochus'un elinde güç olduğu halde bir ayağının Yunanistan'da olmasına kesinlikle fırsat verilmedi. Böylesi koşullarda Roma bilge bir prensin yapması gerekeni yaptı. Sadece mevcut karışıklıkları değil ileride olabilecekleri de göz önünde tutmak ve en büyük bir enerjiyle engel olmak. Zira eğer hastalık uzun süre önceden kestirilirse kolayca tedavi edilebilir. Ama son ana dek beklenirse artık ilaç hiçbir işe yaramaz. Hastalık onulmaz duruma gelmiştir. Bunu doktorların akciğer yangısı ile ilgili sözleri tam uyar. Başlangıçta tedavisi kolaydır ama teşhisi güçtür. Ama çok zaman atmışsa hastalık daha başında uygun bir şekilde ele alınmamışsa teşhisi kolay hale geldiğinde artık tedavisi güçtür. Devlet işleri de böyledir. Senin topraklarında meydana gelen hastalıkları önceden teşhis edersen ki ama bu ancak bilgi ve uzak görüşlü bir adamın yapabileceği bir şeydir. Çabuk iyileşirler ama onları zamanında teşhis edemeyip herkesin gözüne görülecek kadar büyümelerine meydan verirsen artık hiçbir ilaç kar etmez. Romalılar güçlüklerin her zaman üstesinden geldiler. Çünkü daha uzaktan görüyorlardı. Asla bir savaştan kaçınma umuduyla Hastalığın ilerlemesine izin vermediler. Kaçırılan bir savaşın sadece hasının yararına olarak ertelendiğini iyi biliyorlardı. Bunun içindeki Romalılar, Filip ve Antiochus'la İtalya'da savaşmaktansa Yunanistan'da savaşa tutuldular. O sırada her iki savaştan da kaçınabilirlerdi ama istemediler. Günümüzün sözde bilgilerinin sabahtan akşama dek dillerinden düşürmedikleri öğüdü asla tutmadılar. Bırakın zaman bizim için çalışsın. Onlar cesaretlerinin, uzak görüşlülüklerinin, bilgeliklerinin kendileri için çalışmasını daha çok seviyorlardı. Zira zaman, önü sıra her çeşit şeyi getirir. İyiyi de, kötüyü de. Kötüyü de, iyi de. Şimdi Fransa konusuna yeniden dönelim. Yukarıda belirttiğim şu ya da bu kuralı yerine getirdi mi ona bakalım. Fekitinci cellesi değil de İtalyan topraklarını daha uzun süre işgal ettiği için davranış tarzını daha iyi görebildiğimiz 9. Louis'e el alacağım. Göreceksiniz ki kendi devletinden farklı bir memleket elinde tutmak için yapması gerekenin tam tersini yapmıştır. Kral Louis'i İtalya'ya getiren, onun gelişiyle Lombardiya'nın yarısını ellerine geçirebileceklerini uman Venediklerin hırsı oldu. Onu bu oyunu kabul ettiği için asla kınamak istemiyorum. İtalya'ya ayak basmak isteyen ama Selefi tutumundan ötürü bütün kapıların yüzüne kapandığı, hiçbir dosta sahip olmadığı bir yerde önüne çıkan dostlukları kabullenmek zorunda kaldı ve bu kararında aslında sonunda haklı çıkacaktı. Eğer öteki hataları işlememiş olsaydı. Lombardiya'yı fethederek çok geçmeden Charles'in yitirmiş olduğu saygınlığa erişti. Cenova teslim oldu. Floransalılar ona el uzattılar. 1. Montava Markisi, 11. Ferrara Dükü, 12. Bolonyalı Bentil, 14. Voglu, Folli Kontesi, Faenza, Pesare, Rimini, Camerino, Piombino, Lucchese, Pisano, Sanesi beyleri her biri ona kollarını açtı. İşte o zaman Venedikler kararlarındaki çılgınlığın derecesini ölçebildiler. İki Lombardiya kentini alabilmek için kralı İtalya'nın üçte ikisini egemen kılmışlardı. Azından kınanmayacaklardır ama o gücü kuvveti olmadan orayı burayı fete kalkıştılar mı hata yaparlar ve kınanmayı hak ederler. Demek ki eğer Fransa Napoli'ye saldıracak kadar yeterince güçlü olsaydı saldırmalıydı. Yoksa bu krallığı paylaşmalıydı. Lombardiya'nın yarısını ve Venediklilere bıraktığında bu yolla hiç değilse İtalya'ya ayak basmış olmak gibi bir özrü vardı. Oysa Napoli'nin paylaşılması kınanacak bir şeydir. Çünkü özrü yoktur. Demek ki Louis hata etmişti. En zayıfları ortadan kaldırarak İtalya'da güçlü birinin gücünü daha da arttırarak Oraya çok güçlü bir yamancıyı sokarak, gelip oraya yerleşmeyerek, hiç göçmen göndermeyerek, bunlar öyle hatalardı ki eğer Venediklilere oyun etmek gibi bir alımcısını da işlemeseydi, hiç değilse kendisinin sağlığında devlette zararı dokunmayabilirdi. Aslında kiliseyi büyütmek ve İspanya'yı İtalya'ya sokmak yanlışını yapmamış olsaydı, Venediklileri güçten düşürmek mantığın gereğiydi ve zorunluydu. Ama bu ilk tavrı alınca… Onların yok olmasını istememeliydi. Çünkü güçlü olurlarsa ötekileri Lambordiya girişiminin dışında tutarlardı. Meğer ki kendileri de bundan payansınlar. Ama ötekilerin de bu toprakları Venedik'e vermek için Fransa'dan kopartmak gibi bir niyetleri yoktu. Her ikisiyle birden kapışmaya da hiç hevesli değillerdi. Buna şöyle itiraz edilebilir. Kral Louis bir savaşın çıkışını önlemek için Romayna'yı Papa Alexander'a bir tahtı da İspanya'ya bıraktı. Buna daha önceki gerekçelerle yanıt vereceğim. Savaştan kaçınacağım diye asla bir karışıklık çıkmasına meydan vermemek gerekir. Zira asla kaçınılmaz olan bir şey senin aleyhine olmak üzere ancak geciktirilebilir. Eğer bazıları kralın papaya kendisinin evlilik sorununu çözmesi ve Roen psikoposunu kardinal yapması şartıyla böyle bir yardımda bulunmaya söz vermiş olduğunu ileri sürecek olurlarsa onları daha ileride prenslerin sözleri ve sözleri nasıl tutmaları gerektiği hakkında düşüncelerimi belirtirken yanıtlayacağım. Sonuç olarak Kral Louis e ele geçirdikleri yerlerde tutunmasını bilmiş prenslerin izledikleri ilkelerin hiçbirine uymamak yüzünden Lombardia'yı yitirdi. Bunda şaşırtıcı hiçbir şey yoktur. Alışılagelene uygun ve mantığın gereğidir. Papa Alexander'ın oğlu Halkın Valentinli diye çağırdığı Sezer Borgia Romanya'yı işgal ettiği sırada ben de Nantes'te bu konuyu Rauren Başpiskoposu ile konuşmak fırsatını bulmuştum. 25. Kardinal bana İtalyanların savaştan hiçbir şey anlamadıklarını söylüyordu. Ben de ona Fransızların da bir devletin nasıl yönetileceğinden hiçbir şey anlamadıklarını, zira eğer anlıyor olsalardı kilisenin böylesine büyümesine izin vermeyeceklerini belirterek yanıt verdim. Olgular gösteriyor ki Papa'nın ve İspanya'nın İtalya'daki gücü Fransızların eseridir ve böylece kendi sonlarını getirecek olan araçları da kendileri kotarmışlardır. Bundan hiçbir zaman ya da hemen hemen hiçbir zaman şaşmayan genel bir kural çıkabilir. Bir başkasının yükselmesi sebep olan kendi sonunu hazırlar. Bunun için ustalık ya da güç kullanmış olabilir. Ama her biri de sonradan bu yolla güçlenmiş olana artık dayanılmaz hale gelir. Yukarıdaki satırlara yer aldığı kitap, ithaf edildiği Lorenzo de Medici'nin ilgisini çekmedi. Kitap halinde basıma o yüzden Machiavelli sağken gerçekleşemedi. Ama uzun süre el yazması kopyalarından okundu. Kitap halinde ilk kez 1532 yılında yayınlandı. Daha sonra da çeşitli yayımcılarca sayısız baskısı yapıldı. Yalnız Machiavelli'nin elinden çıkmış el yazması metin yerine kopya ederken meydana gelmiş bazı fazlalıkları taşıyan değişik el yazması baskıya temel alındığı için hangi baskının aslında daha çok uygun olduğu tartışmaları patlak verdi. Prens ilk zamanlar aleyte tepki almadı. Ancak 1547 yılında İngiltere Kralı 7. Henry ile papalık arasındaki tartışmada Başbakan Thomas Cromwell kiliseye karşı prenste dile getirilen bazı savlara dayanarak mücadele etti. Prensin kilise karşıtı akımların elinde bir silah olduğunun görülmesi Roma'yı uyandırdı. 1557'den itibaren Roma kilisesi Machiavelli'yi karşısına aldı. 1559 yılında Machiavelli ölmüş de olsa aforoz edildi. Otuzlar kurulu da 1563'te bu kararı onayladı. Machiavelli'nin adını övgüyle anmak, dinsizlik, tanrı tanımazlık gibi görülür oldu. Prensin nüshaları meydanlarda yakıldı. Buna karşılık kiliseye karşı krallıktan yana olanlar ve özellikle cumhuriyetçiler prensi sahiplendiler. Buna rağmen 200 yıl boyunca koyu bir sansür hüküm sürdü. Yalnızca yüksek rütbeli din görevlilerinin özel izniyle prensi okumak mümkün olabiliyordu. Floransa'da aynı dönemde de Machiavelli'nin adını anmak bile suçtu. Ondan Floransalı sekreter olarak söz ediliyordu. Machiavelli'nin yıldızının parladığı anlar Fransız ihtilali dönemiyle 19. yüzyıldır. Ne var ki aleyhte yayınlar ve Machiavelli'ye yönelik karalamalar günümüze dek sürmüştür. Machiavelli'nin Türkçedeki serüveni eskilere dayanır. Sultan 4. Murat'ın prensi çevirttiği ve ilgiyle okuduğu bilinmektedir. Gelelim ikinci anlamının yer aldığı psikolojik bir kavram olan Machiavellizme. Kişilik psikolojisi altında makyavelizm, başkalarını manipüle etme ve söndürme, ahlakı kayıtsızlık, duygu eksikliği ve şahsi menfaate aşırı düşkünlük şeklinde ortaya çıkan bir kişilik özelliğidir. Narsizm ve psikopatiyi genellikle kişilik bozuklukları ile ilişkilendiririz ve toplumda görülme sıklığını oldukça düşük olarak algılarız. Ancak günlük hayatta bu özellikleri nispeten daha az gösteren birçok insanla beraber yaşamaktayız. Bunların bir kısmı ise üst düzey başarılı yöneticiler, liderler ve iş insanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kişiler günlük hayatlarını oldukça iyi devam ettirebilir. Antisosyal davranışlar gösterseler bile ceza almadan yaşamlarını sürdürebilirler. Diğer insanlara karşı manipülasyon yapmalarına ve empati göstermemelerine rağmen kalabalık arkadaş grubuna sahip olabilirler. Yine de bu kişiler narsistik kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğu tanı kriterlerini karşılamazlar. Ancak narsistik ve antisosyal kişilik özellikleri gösterirler. Makyavelizm kavramı ise bir kişilik bozukluğunu tanımlamamaktadır. İtalyan politikacı Nicole Machiavelli'nin Prenslikler hakkında adlı kitabından esinlenerek ortaya çıkmıştır. Kitapta amaca ulaşmak için her yol mübahtır düşüncesi hakimdir. Kitaba göre iktidar sahipleri gerektiğinde yalan ve aldatmaya başvurabilirler. Kitapta bu durumun oldukça doğal ve aslında yapılması gereken bir şey olduğu açıklanmaktadır. Bu üç kavrama baktığımızda üçü de tam bir kişilik bozukluğunu ve patolojiyi karşılamamaktadır. Aynı zamanda da sosyal olarak istenmeyen davranışların görüldüğü örüntüler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada da kişiliğin karanlık yönünü temsil eden bu üç bileşen karanlık üçlü, dark triad olarak adlandırılmaya başlıyor. Bu üçlünün ortak özellikleri yüzeysel ilişkiler, ben merkezcilik, uyumsuz ve kötü sosyal davranışlar, manipülasyon ve hiledir. Makyavelizme sahip olan birey çıkarları için yalan söyler ve başarı için manipülasyona başvurur, etik değerleri önemsemez ve güçlü insanlara karşı yakın davranıp onları kayırır. Yağcılık yaptıkları için çıkarına ters düşse bile güç sahibi kişilerle çatışmaz. Pasif agresif özellikler gösteren bir kişilik yapısıdır. Makyavelistler aynı zamanda kuşkucu ve şüphecidir. Diğerleriyle bilgi paylaşma istemezler çünkü daha sonra kendilerine karşı bu bilginin kullanılabileceğini düşünürler. Makyavelistler de kendi çıkarları için sıklıkla manipülasyona başvururlar. Makyavelizm normal kişilikte belli derecede bulunabilen bir kişilik özelliğidir. Ancak kişilik bozukluklarıyla da yakından ilişkili olabilmektedir. Sonuç olarak Machiavelli'nin bu düşünceleri psikolojiye de bir kavram kazandırmıştır. Fakat unutmamak gerekir, bu kavramlar birer kişilik bozukluğu olarak tanımlanmamaktadır. Bununla birlikte toplumda ve normal kişilikte de farklı derecelerde bulunabilmektedirler. Bu nedenle de bu örüntüye sahip kişilerle günlük hayatta sıklıkla karşılaşabilmekteyiz. Evet, Niccolò Machiavelli ve Machiavellizm akımı ile ilgili benim derlediğim bilgiler bu şekildedir. Dilerim bu konu dikkatinizi çekmiş ve dinlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.